Cinsiyet ayrımcılığının saldırı ve taciz düzeyine ulaşmasını engellemek son derece acil ve önemli görev. Ancak zaman içinde kırıcı ve yaralayıcı davranışların kısa sürede ortadan kaldırılması kolay olmadığı kadar yıpratıcı bir sürece dönüşebiliyor. Bu anlamda destek ve engelleme işlevlerini yerine getiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi, kendi alanında çok önemli, kimi hallerde yaşamsal bir işlev görerek öğrencilerine ve çalışanlarına destek olmak için hizmet vermeye devam ediyor. Birim içindeki detaylar ve başvuru süreci şimdi haberimizde. Her yerde olduğu gibi üniversitelerde de cinsel taciz ve saldırı olayları yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi bu tür olayları önlemek için cinsel tacize ve saldırıya maruz kalan öğrencilere ve çalışanlara destek olmak için kuruldu. 2015 yılında Özge Can Arslan cinayetinden sonra biz İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden ve Hukuk Fakültesi'nden bir grup toplumsal cinsiyet konularında çalışan akademisyenler, araştırmacılar bir araya geldik ve üniversitemizde cinsel tacizle ilgili bir birim olmadığını fark ettik. Araştırdık Türkiye'deki ve dünyadaki örnekleri ve bu örnekler üzerinden bir yönerge hazırladık ve bir politika metni hazırladık. Üniversite yönetimine sunduk bunları. Diğer fakültelerden hocalarla da görüştük. Ve okul yönetimi de bunu destekledi. Böyle bir birime ihtiyaç olduğunu kabul ettiler ve birim kuruldu. 2016 yılından itibaren de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu anda 5 üyeden oluşan bir kurulumuz var. Ve kurul üyelerine ulaşan başvurular değerlendiriliyor. Ve başvuran kişilerin ihtiyaçlarına göre ve isteklerine göre destek sunmaya çalışıyoruz. Çok çeşitli destek mekanizmaları bunlar. Psikolojik destek, hukuki destek, eğer okul içerisinde bir disiplin süreci işletilmesi gerekiyorsa o konuda destek vermeye çalışıyoruz. Ve bunun dışında da başvuran kişinin ihtiyaçlarına göre başka destek biçimleri de olabiliyor. Kimi durumlarda okul dışındaki kadın örgütlerine de yönlendirebiliyoruz başvuran kişileri. Bu şekilde desteklerle iyileştirmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz başvuranları. Birime başvuru mail yoluyla gerçekleşiyor. Başvuru birime ulaştıktan sonra en yakın zamanda konuyu görüşmek için randevu veriliyor. Bu görüşmede ise yaşanılan durum, ihtiyaç ve talepler konuşuluyor. Görüşmeden sonra ise cinsel tacizi ve saldırıyı önleme birimi kurul üyeleri toplanarak başvuran kişinin ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri ve yardım kaynaklarını belirliyor. Yeniden bir yüz yüze görüşme ayarlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor ve bunun yanı sıra bütün başvurular birim tarafından gizli tutuluyor. Anonim olarak başvuru yapmak da mümkün. Cinsel taciz ve saldırı durumları ile ilgili gelmiyor başvurucular bize. Okul dışında yaşadıkları cinsel taciz ve cinsel saldırı durumları ile ilgili de aynı zamanda diğer toplumsal cinsiyete dayalı şiddet biçimleri ile ilgili de gelebiliyorlar. Aile içi şiddet durumları olabilir, bu ısrarlı takip durumları olabilir. Ve biz elimizden geldiğince her başvuranı desteklemeye çalışıyoruz, güçlendirmeye çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz.